Sevgili kardeşlerim, bugünkü İncil okuması tekrar Yuhanna İncil'inden. Yuhanna İncil'i 7. bölüm 37. ayetten okuyalım. Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı. Yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa bana gelsin ve içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Bu okunan bölümün arka planını açıklarsak, İsa 3 sene vaazı süresince sürekli Yeruşalim ve Galile bölgesi arasında gidip geldi. Çok büyük bir ülke değildi İsrail. Bugün de öyle. Kendisi bu iki kutup arasında büyüdüğü yer olan Nasıra ve Galile Gölü çevresinde ve bir hac mekanı olan Kudüs, Yeruşalim ve mabedin bulunduğu yer olan Kudüs arasında gidip geliyordu. Değişik şehirler ve köyleri dolaşıyordu. Öyle ki ünü iyice yayıldığında Yahudi yetkililer onu öldürmeye karar verdiler. Arıyorlardı kendisini ve kendisi de biliyordu. Ve Yahudilerin çardak bayramı vardı. O bayrama gidip gitmeyeceğini sorduklarında İsa dedi ki, şimdilik değil, henüz değil. Ama daha sonradan gizlice gitti ve birdenbire mabette belirdi ve orada mucizeler yapmaya, konuşmaya başladı ve insanlar onu dinliyordu. Burada bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalkarak yüksek sesle çığırdı, yüksek sesle haykırdı, yüksek sesle bağırarak dediği söz, bir kimse susamışsa bana gelsin ve içsin sözü, anlamak için bu çardak bayramını anlamamız gerekiyor. Çardak bayramı, çardak nedir? Kırlıkta birkaç direkle ve üstüne çalı çırpı koyarak oluşturduğunuz bir gölgelik, bir çadır şeklinde de olabilir. Bu bayram Yahudilere sonbaharda emredilmişti. 8 gün süren bir bayramdı. Şapat günü başlayıp öteki Şapat günü sona eren bir bayramdı. Mabette bu bayramın kutlanışı ilginçti. Çünkü bu bayramı Yahudiler çölde 40 yıl yaşanmalarını anmak içindi. 40 yıl çölde dolaştılar ve konakladılar. Konakladıklarında elbette ki kendileri evler yapamazlardı. Çünkü birkaç gün, birkaç hafta sonra konakladıkları yerden ayrılacaklardı. Onun için çadırlar, çardaklar altında varlıklarını sürdürüyorlardı. 40 yıl halk bir şekilde çölde o suyun olmadığı mekanda Tanrı tarafından Tanrı'nın mucizesiyle ve bereketlenmesiyle aç kalmadılar, susuz kalmadılar ve korundular Tanrı tarafından ve vaat edilen ülkeye vardılar. İşte bunu anmak için Yahudiler çardaklar kurarak bugüne kadar kutlarlar o bayramı kendilerine bu çöl yolculuğunu hatırlatması babında. Ve elbette
Çöl yolculuğunda en önemli meselelerden birisi su meselesiydi. O suyun sağlanması ve Tanrı onlara kayalardan su fışkırtıyordu. Olmayacak yerlerden Musa'nın asası onlara su veriyordu. Kuru yerden yani kayadan su fışkırıyordu. Bu bayramda mabet de kurulduktan sonra bayramın ilk günü şapat olduğu için hiçbir iş yapmazlar Yahudiler. Bir şekilde ibadetle geçiriyorlardı. İkinci günü mabette kahinler mabetten çıkıyorlardı. Ellerinde altın taslar, baş kahin elinde altın bir testi, mabetin bina edildiği tepenin altına doğru, kayalıklara doğru iniyorlardı. Ve orada bir pınar vardı, Siloam pınarları. Daha sonra oraya da havuzlar yaptılar o sudan faydalanmak için. O zaman kahin her gün, 7 gün gelirdi halkla beraber. O pınardan altın tasa, altın testiye sular doldurulurdu. Törenle, ilahilerle, ofsanlarla tekrar mabede yükseltilirdi. Ve kurbanlar sunulan mezbahın yanındaki su haznelerine, gümüşten yapılmış, onları boşaltırlardı. Yedi gün bu gerçekleşirdi. Ve bu gerçekten güzel, görkemli bir törenle olurdu. O sırada söylenen ilahileri gözünüzün önüne getirmeniz gerekiyorsa, o mabedin 7000 görevlisi vardı. Ve 2000 kişilik de bir korosu vardı. Ve bu bayram günlerinde on binlerce, bazen yüz binlerce kişi toplanırdı. O zaman bir şekilde Tanrı'nın kendilerine su verdiği o çöl yolculuğunu hatırlıyorlardı. Ve bunun üstüne geliştirilmiş ritüel vardı. Büyük bir tören sistemi vardı. Ve en son günü de daha doğrusu sondan bir önceki günde 7 kez mezbahın çevresinde dolaşırlardı. Ve böylece bayram sonlanır ama evlerine gitmezlerdi, şapat gününü beklerlerdi. Daha sonra evlerine ayrılırlardı şapat gününden sonra. Bu 7 kere dönmeleri de haç yolculuklarında Yeşu'nun zaferlerini anlatmak için, özellikle Yeriko şehrini ele geçirmek için şehrin çevresinde 7 kere dönmeleri ve daha sonra yüksek sesle bağırarak şehrin duvarlarının yıkılmasını anmak için bir şekilde uyguluyorlardı. Öyle ki bu tören zaman içinde gelişti. Halkın katıldığı, büyük katılımda bulunduğu bir törende İsa da katıldı. 7 gün boyunca. Ve törenler bitti. Herkes şapat günü bekliyordu. Ve İsa yüksek sesle haykırdı. Susayan, bir kimse susamışsa bana gelsin ve içsin. Kutsal yazıların yazdığı gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. İsa onlara dedi ki, bakın, 7 gün güzel törenler yaptınız. İlahiler söylediniz. Ayinleriniz çok iyiydi, görkemliydi. Ama ben sizi baktığımda halen
tatmin olmamışsınız. Halen huzursuzsunuz. Bir şey değiştirmemiş bu şeyler sizde. Biraz heyecanlandırdı. Çünkü bayramların öyle bir tarafı vardır. Alışılmış olanı biraz farklı yaptığınızdan bir değişiklik, bir tazelenme getirirler. Ama İsa dedi ki, sizin Tanrı'dan alabileceğiniz şeyler sadece bu kadar değil. Tanrı size başka şeyler vermek istiyor. Dışarıdaki törenlerle değil, içeriden bir şeyler vermek istiyor size. Sizin kalbinizi kıpır kıpır bir pınara çevirmek istiyor. Ve oradan sizi beslemek istiyor. Bana gelin, bana iman ederseniz eğer, o zaman içinizden bu diri su pınarlarının açıldığını göreceksiniz. Bunu Kutsal Ruh'la ilgili söylüyordu. Öyleyse aslında İsa bu bayramı eleştiriyordu. Diyordu ki, eksik kaldın. Siz Tanrı'ya bir şey verdiniz. Siz Tanrı'nın bir emrini yerine getirdiniz. Ama Tanrı'dan almanız gerekeni almadınız. Siz eşinizi, dostunuzu memnun etmek için, dindar gözükmek için yaptınız bu bayramı, bu törenleri. Adet yerini bulsun diye yaptınız, dininiz yerine gelsin diye yaptınız, ibadet olsun diye yaptınız, kulluk görevini yerine getirmek için yaptınız ve bununla Tanrı'ya bir şey verdiniz. Eminim ki Tanrı kabul etti ama siz almadınız. Siz almıyorsunuz. Yuhanna İncil'i gerçekten bize hep daha derin bir imanın olduğunu, insanın hiçbir zaman Tanrı'dan alabileceği şeylerin sonunun olmadığını gösterir. Tanrı dipsiz bir kuyu gibidir. Bir uçurumdur. Dolayısıyla Tanrı'da tatmin olmak söz konusu değil. Tanrı bizi tatmin eder, yüreğimizi tatmin eder ama bizim yüreğimizi tatmin edişi canlı bir ilişkidir. Bizim suyla ve yiyecekle olan ilişkimiz gibidir. Yediğimiz yiyecek bizi doyurur, içtiğimiz su bizim susuzluğumuzu giderir, soluduğumuz nefes bize hayat verir ama bu süreklidir. Yani bir kere su içtim ben, artık bundan sonra susuzluğum geçti, artık bir kere ben yedim, ondan sonra yemeğe ihtiyacım yok diyemeyiz biz. Nasıl ki bu dünya bizi su ve yiyecek ihtiyacımızı sürekli karşılıyor, Tanrı da bizim ruhumuzun kendisine olan, kendi ruhuna olan ihtiyacımızı sürekli karşılayandır. Bizim yanılgımız elbette onu belli zamanlara, belli dönemlere hapsetmemizdir. Oysa Tanrı'dan bizim sürekli faydalanmamız, sürekli yararlanmamız gerekiyor. İsa bu eleştirisiyle, yani 7 gün bütün bu törenleri yaptınız, dininizi yerine getirdiniz ama halen almanız gerekeni almadınız, tatminsizsiniz eleştirisini bizim biraz açmamız lazım. Bunun niye böyle olduğunu anlamamız lazım. Din dediğimiz fenomen, bu dünyada dinler var ama hepsinin ortak özellikleri mevcut. Onun dış kabuğu kültüreldir. Yani bir din, bir toplulukta yerleştikten sonra o kendi kültürünü oluşturur. Kendi diliyle ilgili. Kendi inançlarıyla ilgili, kendi bayramlarıyla ilgili, kendi yapıtlarıyla ilgili. Gelenekler, adetler, bir kültür hafızası oluşur. Bir kültür kabuğu oluşur. Ve bundan kaçmak kolay değildir. Çünkü özellikle yüzyıllarca, bin yıllarca
o toplumun içine sinmişse yerleşmiştir o değerler, kültürel hale gelmiştir. Ve değerlidir bu. Hatta inançsız insanlar için de değerlidir. Ateistler için de değerlidir. Çünkü kültürel bir yönü vardır. Mesela Ermeni halkı neredeyse 2000 yıldır Hristiyan. Onun kendi dilinde, edebiyatında, kilisesinde, kültüründe öylesine bir yerleşmişliği var ki bu olmadan neredeyse Ermeni olmak imkansız. O kadar aynılaşmış ki birisi olduğunda diğerini düşünmek zorundasınız. Nasıl ki Türk dediğimizde Müslüman geliyor aklımıza. Müslüman dediğinizde Türk geliyor aklımıza. Dolayısıyla bunlar zaman içinde birleşirler ve millet ve din aynılaşmaya başlar. Din ve kültür aynılaşır. Elbette samimi dindarlar bilirler ki bu kabuktur. Ne kadar da değerli olsa bu değildir. Bunun bir alt katmanı vardır. O da ibadetlerdir. Ayinlerdir, törenlerdir, gündelik dualardır, dileklerdir, dini adetlerdir. Bunlar uygulandığında, bunları ciddiye aldığında insanlar bir şekilde dinleriyle daha yaşamsal bir ilişkiye geçerler. Ama bazen dindarlar bunların kendilerini tatmin etmediğini görürler. Çünkü bu da bir kabuktur. Bu da aslında kendi içinde bir şeyi saklar. Erişilmesi gereken şey burada aslında Tanrı'dır. İbadet edilendir. Bunların hepsi araçtır, araçsaldır. Şöyle de olur, böyle de olur. Bu şekilde de yaparsın, o şekilde de yaparsın. Onun için her dinde mezhepler vardır ve mezheplerin birbirinden ayrıldığı ibadet, ritüeller vardır, farklıdır bunlar. Pek çok insan burada takılır kalır. Pek çok insan burada bunu yerine getirdiğinde imanını tamamladığını düşünür. Din adamları da genellikle dinin bu görünür yanına vurgu yaparlar ve bunu gerçekleştiren insanların da mükafatlandırılacağını söylerler ve mükafatlandırılırlar elbette. Ama bunun altında bir başka katman vardır. O katman da kutsal yazılardır. Öğretilerdir, iman akideleridir. Kutsal yazıların yorumlarıdır. Azizlerdir, azizlerin öğretileridir. Bunlar giderek insanı maddi ibadetten içsel ibadete, aklın da işin içine karıştığı bir düzleme çekerler. Yani öğretilerin alanına gireriz. İşte bu öğretilerin alanında iki şey oluşur her dinde. Öğretiler bir kısmı ya da öğretenlerden bir kısmı iman edenleri bir üst katmana iter. Yani törenlerin, ayinlerin, ibadetlerin olduğu alana doğru iter. Ve yazıyla tatmin olunan bir alandır bu. Yani siz ne yaparsanız yapın, peygamberin seviyesine gelemezsiniz zaten. Falanca azizin ulaştığı mevkiye gelemezsiniz zaten. Dolayısıyla onları oku, onların üstünde tefekkür et ve gündelik ibadetlerini yap, dualarını kaçırma, bayramlarını iyi kutla, vereceklerini ver, kulluk vazifelerini yap. Şimdi bu genellikle her insaflı, her normal ve kitlelere hitap edecek dinin uygulamasıdır.
Ve samimi dindarlar genellikle bu alanda kalırlar. Yani kendi bildikleri en iç bölge, kutsal yazıların nakledilmiş öğretilerinin tefekkürüne dayanan ve onları yerine getirmeye çabalayan bir imanlı, bir mümin yaratmak. Ama bu bölgede, yani kutsal yazıların bölgesinde, onların incelendiğinde, özellikle azizlerin ve peygamberlerin hayatını incelendiğinde, bazıları der ki, en son nokta bu değil. Bu adamların yaşadığı bu değil, bizim yaşadığımız değil, başka bir şey yaşıyor bunlar. Daha derinde bir şeyler olmalı. İsa'yı 40 gün oruç tutturan ve yaşatan, Musa'yı 40 gün oruç tutturan ve dağdan indiğinde yüzünü parlatan bir şey olmalı. Daha derinde bir şey olmalı. İşte bu noktada biz mistisizm alanına giriyoruz. Daha derine gidilebilir. Daha derinde bir şeyler aranabilir. Ve o daha derin dediğin yer, o daha derin dediğin kuyu senin içindedir. Senin içindedir ve oradan yolculuğuna devam etmelisin. Kendini tanımak, kendinde Tanrı'yı bulmak, kendinde Tanrı'yı deneyimlemek. Yani sadece nakille, sadece söylenenle yetinmemek. Ama kendinde bunu deneyimlemek. Şimdi biliyorum, birisi diyecek ki, kendi duasını eden, Tanrı'ya diz çöken, secde kılan, samimi bir Hristiyan bu deneyimi yaşamaz mı? Bu Tanrı deneyimini yaşamaz mı? Yaşayamayabilir. Çünkü Tanrı'nın insan doğasına koyduğu bir iman mekanizması vardır, placebo dediğimiz. Ve bir şekilde insan kendi dininin öğretilerini özümsediğinde o placebo çalışmaya başlar. Ve onunla öylesine bütünleşir ki neredeyse mucizeler yaratır. Özellikle şifa konusunda. Bir şekilde bazı insanlar hep daha çok Tanrı isterler. Yazı daha çok yazı değil, daha çok okuma değil, daha çok tören değil. Tanrı isterler. Ve o Tanrı'yı istemeleri, daha derine gitme çabaları, onları Tanrı'nın uçurumuna yaklaştırır. Ve genellikle bu derinlikler, bu uçurumlar bizim kilise geleneğimizde yalnız başına dolaşılmaması gereken derinliklerdir. Yani sizden önce oralara gitmiş olan birisi olmadan oralara gitmemektir. Oralara fazla dalmamaktır. Onun için halk da bu bilgeliğe sahiptir. Derler, fazla derine inme, kafayı yersin. Ama bunun, yani bu tasavvufun, bu mistik hayatın güvenli olduğu bir nokta vardır. Herkesin aslında inebileceği bir nokta vardır. İsa bugün onu anlatıyor bize. Diyor ki, susayan gelsin ve benden içsin. Bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır, pınarları akacaktır. Öyleyse bir iman var ki o pınarların kapaklarını açıyor. Bir iman var ki o kapaklar hep kapalı kalıyor.
sesini işitiyorsun. Ara sıra birileri oradan sular çekmiş sana getiriyor. Nasıl ki bu bayramda kahinlerin Siluam çeşmesinden altın tasa doldurup suyu getirmesi gibi, ama o ritüeli büyük bir ihtimalle anlamıyorlar. O altın tas elbette ki insanın kalbi. Bütün bu mistik semboller eski antlaşmadaki iyi anlaşılmadığından İsa'nın da ne dediğini biz anlayamayız. İsa'nın dediği şey güvenli bir derinlik var ki orada biz imanımızla oralardan suları çekebiliriz. Oralardan bize bir şeyler verilir. Burada İncil diyor ki İsa bu sözüyle verilecek, kendine iman edenlere verilecek kutsal ruh hakkında konuşuyordu. O zaman kutsal ruhun bizim içimizde fokurdaması, fışkırması, hareketi bizim elimizde olan bir şey değil. Biz sadece kapakları açacağız. Ve o kutsal ruh orada harekete geçecek. Bizim bütün varlığımızı, aklımızı ve bedenimizi doldurmaya başlayacak. Kutsal ruhla ilgili bizim bu ilişkimiz, İsa Mesih'in bize gösterdiği yol ve yöntemle olur. İsa Mesih bu noktada anahtardır. Ve bize o anahtarı İncil'de, ama özellikle Yuhanna İncil'inde verir. Ve o da ben öğretisidir. Bizim içimizde ben dediğimiz insandan daha derinde bir ben durur. Ve o Tanrı'dır. O Tanrı oğludur. O Tanrı'nın sureti ve yüzüdür. Bütün insanlarda durur o. Ve bize hayvanlardan farklı olarak ben deme gücünü verir. O öyle bir noktadır ki ben ona sahip değilim. O bana sahip. İşte İsa'nın sözünü ettiği kutsal ruh o benim içinden çıkarak gelir. Benimin içinden değil. Onun için bazen bu mistiklerin kendinden geçme, ekstasi, veç durumları oluşur. Ele geçirmiş değil, ele geçirilmiş olarak dururlar. Tanrı'ya sunarlar kendilerini ve Tanrı onları ele geçirir. Kutsal ruh onları ele geçirir. Kutsal ruh Pentekoste'de döküldüğünde gerçekten 120 kişiyi ele geçirmişti ve tuhaf dillerle konuşuyorlardı bunlar. Kendilerinden geçmişlerdi. Sırlar konuşuyorlardı. Bunun o zaman güvenli yolu insanın kendi beniyle Tanrı'nın beni arasında bağı kurması ve kendi beninin, kendi nefsinin o bene göre bir hiç olduğunu tanımasıdır. İsa dedi ki ben asmayım, siz çubuklarımsınız. Şimdi bir insan olarak demiyor bunu elbette. Yuhanna burada Tanrı'nın oğlu olarak konuşuyor İsa. Yani kendini açan, tezahür eden Tanrı. Oğul Tanrı derken biz bunu diyoruz. Yaratılışa kendini açan Tanrı. O zaman oğul bir şekilde içimizde asmanın çubuklarda kendini açtığı gibi açar. Gerçekten ağaçtaki her dal, her çubuk bir noktayla ağaca bağlanır. Kendisinden önceki dallara bağlanır. Ama hepsi bir şekilde ağaca tek bir noktadan bağlanır. Ve o tek bir noktadan o dala öz suyu gider. İsa Mesih bize
kendisinin o büyüklüğünü açtı. Dedi ki, yol, yaşam ve gerçek benim. Bana geleni asla dışarı atmam. Ben ve baba biriz. Bu yaptığım şeyleri kendiliğimden yapmıyorum ama bende duran baba gerçekleştiriyor bu şeyleri. Bütün bunlarda İsa'nın bize öğretmek istediği şey, bizim içimizde, bizim varlığımızda hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz bir dokunma noktası vardır Tanrı'yla. O bize ait değildir. Biz ona aitiz. O bizi yaratır. O bizi kendinden dışarıya doğru uzatır. O bize varlık ve bilinç verir. Biz onun olanları kullanırız. O bizi besler. Ve bizden kendi meyvelerini vermemizi ister. İşte bu kutsal ruhun içimizdeki yapması gereken iştir. Onun için İsa dedi ki halka, geldiniz, kuyuya kadar geldiniz ama su içmeyi bilmiyorsunuz. O suyu nerede arayacağınızı bilmiyorsunuz. O suyu kimin vereceğini bilmiyorsunuz. Kapıları nasıl açılacağını bilmiyorsunuz. Halbuki bayram yeterince uzundu. 8 günlük bir bayram. Yani insanların işini gücünü bıraktığı ve Tanrı'yla meşgul olduğu 8 gün az bir zaman değil. 8 günde neler olur? Ama olmadı. Ve onun için İsa bu ıskalamayı gördü, bu dinsel ıskalamayı gördü ve onlara dedi ki, Tanrı deneyimi mümkündür. Hep peygamberlerin yazdıklarıyla uğraşmak zorunda değilsiniz. Hep vaizlerin size ne dediğiyle oyalanmak durumunda değilsiniz. Bir derinlik var. Bedeli öderseniz ve teslim olmayı becerirseniz, o zaman oradan pınar gibi kutsal ruh fışkırır içinizde. Yeni hayatınız olur, yeni başlangıcınız olur. Ölümden hayata geçersiniz. İsa bu olaya yeniden doğmak diyor. İkinci doğum diyor. İnsanın kutsal ruhtan doğması. Ampul gibi fabrikadan doğuyor bir cisim. Ama onun için yapılmamış. Elektrikle birleşmek için yapılmış. Sonra duya takıyorsunuz ve düğmeye bastığınızda ışıktan doğuyor ampul. İşte biz anamızın karnından doğduk bir kere. Bizim ikinci doğuşumuz bu kutsal ruhtan, ruhtan doğmak. Tanrı'nın ruhunun bizde doğması, bizim onda doğmamız. İsa'nın sözünü ettiği şey bu. Bunun en büyük tuzağı aceleciliktir. Bunun en büyük tuzağı bunun çok kolay olacağını zannetmektir. Çünkü bizim kendimizin kilitlediği bir kapak var orada, yüreğimizde. Kocaman bir taş koyulmuş. Aklımızın ikna olması lazım öncelikle. Sonra bizim için bu değerli olması lazım. Geçenlerde vaaz ettiğim gibi 63. mezmurda yazdığı gibi seni özlüyorum, geyik akarsuları özlediği gibi, çatlamış topraklar yağmuru özlediği gibi seni özlüyorum. Ve İnsanın kendi nefsini bu büyük nefse teslim etmesi gerekiyor. Öyle ki sevgili kardeşlerim, insanlığın dinsel gelişmesi bu yolu izliyor. Bazen bana geliyorlar, imanlı kardeşler, kız kardeşler, şikayet ediyorlar ki halkımızın büyük bir kısmı sadece kiliseye gidip mum yakıyor.
daha fazla şeyle ilgilenmek istemiyor. Ben de onlara diyorum ki iyi bir şey bu. Basamağın, merdivenin ilk basamağı. Bir gün mum yakar, kilisede bir şey hisseder, kilisede bir kitap bulur, evindeki İncil'ini okumaya başlar. Dolayısıyla İsa demiyor ki, siz bu bayramda yanlış yaptınız. Yok, yanlış yapmadınız ama diyor ki, başka derinlikler de var. Eğer aradığınız bütün bu bayramlarda araçlar değil, amaç ise, amaç ruhun Tanrı'yla dansıdır. Ruhun Tanrı'yla birleşmesidir. Amaç bu ise, o zaman diyor ki, bana gelin ve ben size öğreteceğim. Hayatımızdaki pek çok sorunun cevabı bu sevgili kardeşler. Yorgun musun, bitkin misin, korkuyor musun, yetersiz mi hissediyorsun kendini, süklüm püklüm müsün, omuzların mı inmiş? İçine yeni bir nefes girmeli, yaşam suyu içinde fışkırmalı, yeniden tazelenmelisin sen. Onun için mezmur, birinci mezmur, imanlı insanı su kenarına, akar su kenarına dikilmiş bir ağaca benzetiyor. Diyor ki, meyvesini mevsiminde verir. Yaprağı, yeşilliği hiç solmaz. Çünkü sular kenarındadır. Sular kenarına ekilmiştir. Öyle ki, ruhumuzun sulanması gerekir. Biz ibadetimizle, dinimizle meşgulken, elbette ki bizi aşan bereketlenmeler, kutsanmalarla karşılaşırız. O derinliklere inemesek de, o dinimizin bize öngördüğü törenler, ayinler, kutsal yazılar, öğretiler, onlar üstüne düşünmek, ibadetlerimiz, dualarımız elbette ki Tanrı tarafından bizi ıslatır, yeşil kalmamızı ve meyve vermemizi sağlar. Ama İsa diyor ki, bununla yetinmeyin. Bir çocuk annesiyle şekerciye giriyor. Annesi pasta alırken şekerci diyor ki, evladım bak oradaki şekerleri avuçla, al. Çocuk almıyor. Annesi diyor ki, al. Yok diyor, almam diyor. Sonra şekerci kendisi geliyor, avuçluyor şekeri, çocuğun avuçlarına koyuyor. Dışarı çıkarken annesi diyor ki, evladım diyor, sen çekingen bir çocuk değildin. Al deyince niye almadın? Anne diyor, adamın ellerini görmedin mi? Kocamandı. İstedim ki o ellerle versin bana. Tanrı'nın da kocaman avucundan biz gelin faydalanalım. O vermek istiyor, o tattırmak istiyor. O bizi kendi derinliklerine almak istiyor. O bize şölen kurmak istiyor. Doyurmak, tatmin etmek istiyor bizi. Bizi bunun için yarattı. Fabrikadan bunun için çıktık. Elektrikle birleşmek için çıktık. Onu vermek istiyor bizi. Ve o zaman artık eski biz olmayız. Bir başka biz oluruz. İsa'nın bu sözlerini dinleyenler ne kadar bunu ciddiyete aldılar bilmiyoruz elbette. Çünkü bazen insanlar bazı sözleri farklı anlayabiliyorlar. Tolstoy için anlatılır ki büyük bir yazardı kendisi, bir peygamber gibi takip ediyordu. Öğrencileri vardı ve artık hayatın sonuna doğru ağzından çıkan her bir sözü kaydediyorlardı. Ölüm döşeğinde, bütün oda öğrencileriyle dolu bir kış günü, sıkıcı, boğucu bir hava var ve komada Tolstoy. Öğrencileri aralarında konuşurken bir ara gözlerini açıyor. Herkes susuyor. Diyor ki, pencereleri açın. Ama hiçbiri gidip pencereyi açmıyor. Aralarında konuşuyorlar. Acaba ne demek istedi? Pencereleri açın derken, acaba aklımızın pencerelerini mi açmalıyız biz? Ruhumuzun pencerelerini mi açmalıyız biz? Halbuki adam basit bir şekilde
pencereleri açın. Hava çok boğucu diyor olabilir. Öyle ki İsa'da bir şeyler söylüyor ama biz onun söylediği öz anlamı anlamıyor olabiliriz. Bu vaazlar onun için. Biraz daha İsa'nın sözlerinin katmanlarını kaldıralım ve biraz daha onun demek istediği anlamları keşfedelim. O zaman başka türlü bir inancımız olacak. Tanrı kendini hep diri su pınarı olarak tanıttı. İsa'dan önce de öyle. Su büyük bir sembol kendisi. Susuz yaşam olmaz, vücudumuzun dörtte üçü su. Ve yaşam Tanrı'dan gelir ve yaşam Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın en somutlaşmış halidir yaşam. Onun için kimse bilmez yaşamın ne olduğunu. Bizim biyolojimiz sadece hücreyi inceler. Onu keşfeder ama yaşamın ne olduğunu şimdiye kadar kimse görmedi, bulamadı, anlamadı. Anlayabilseydi yaratırdık biz. Yaşam ve su arasındaki bu ilişki aynı zamanda Tanrı'nın kendi halkıyla ilgili ilişkisinin bir modelidir, sembolüdür. Ve eski ahit peygamberlerinden İshaya peygambere Tanrı İsrailoğullarını eleştiriyor ve git diyor söyle onlara, halkım beni iki şekilde terk etti. İki şekilde beni unuttu. İki şekilde beni hayal kırıklığına uğrattı. Birincisi beni diri su pınarını bıraktılar. Yani hayat için, yaşantılar için en değerli olan şeyi bıraktılar. İkincisi de gittiler, kendilerine su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar. Oralarda suyu biriktirmek istiyorlar. Ama onlar su tutmaz. Tanrı Yeşayi peygamber vasıtasıyla hem İsrailoğullarına hem de bize diyor ki suya ihtiyacınız var. Mutluluğa ihtiyacınız var. Zevke ihtiyacınız var. Sevince ihtiyacınız var. Eğlenmeye ihtiyacınız var. Ve bütün bunları benim verebileceğime dair herhangi bir tahayyülünüz yok. Her şeyin en safı, en bozulmamışı bende var. O sizin peşinizde koştuğunuz, kendinize yarattığınız o mutluluk alanları, sevinç, sevgi, eğlence alanları hepsi çatlak sarnıçlardır. Su tutmaz. Diri su, akan su, pınarı benim. Ben size o hakiki tatmini verebilirim. Öyle ki sevgili kardeşlerim, İsa'nın bugünkü eleştirisi bize diyor ki, dikkatli ol, bazen din bile veremeyebilir o tatmini. Din bile seni suya getirip susuz bırakabilir. O dinin sana kimin tarafından anlatıldığıyla, nasıl anlatıldığıyla çok ilgili bu şey. Onun için biz kültürel dini, onun kalıplarını iyi anlamalıyız. İrlanda'da öğrenciyken bir rahip dostum bir anısını anlatmıştı. Bir köye gidiyor kendisi. Rahip olarak, rahibe olmayan bir köy ve kendisini köyün muhtarı ağırlıyor, onun evinde kalıyor. Sabah
kahvaltıya inecekken evin mutfağından çok böyle güzel söylenen Orta Çağ Gregorian ilahisi geliyor. Rahatsız etmeden bir müddet dinliyor. Daha sonra kahvaltıya iniyor. Kahvaltı sofrasında hanımefendiye diyor ki, ne güzel ilahi okudunuz, çok duygulandım. Gerçekten hakkını vererek o ilahinin okudunuz. Bu çok az kişinin bildiği bir ilahidir. Kadın der ki, ha der, ben o ilahiyi yumurta haşlamak için kullanıyorum. Eğer onun iki kıtasını söylersem, yumurta rafadan oluyor. Beş kıtasını söylersem, yumurta iyi pişmiş oluyor. Gerçekten her şeyde olduğu gibi, dinde de laçkalaşma vardır. Dinde de kulak tiryakiliği vardır. Bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Biz derinliklerin derinliğini aramalıyız. Biz amacı aramalıyız. Avın peşinde koşan avcı gibi olmayalım. Ceylanın peşindeki avcı dağı unuturmuş. Onun için dinle meşgul olurken Tanrı'yı unutmayalım. Ve Tanrı'ya kalbimizden doğrudan giden bir yol olduğunun hep farkında varalım. Ve İsa'nın öğretisiyle diyor ki, dileyin alacaksınız, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır. O zaman o kapıyı zorlayalım, arayalım, dinsel hayatımıza renk katılsın, hayat katılsın. Çöl yolculuğumuz Tanrı'nın vereceği suyla tazelensin. Hepinizi selamlıyorum sevgili kardeşler. Rabbin ruhu, o yaşam veren ruhu, o yaşam suyu sizlerle olsun, sizlerin içinden bol bol aksın. Sizleri ve çevrenizde olan kişileri tatmin etsin, hayat versin. Amin.